uygulamamızda şu an için kullandığımız 3 form var. Kategorileri kullanmadık. FRM giriş yap. Buradan ara forma geçiyor. Ana formdan da ürün işlemlerini açıyoruz. Giriş yap da bizim kullanıcı adı ve şifremiz olmadığı için burada Northwood'de ad ve soyad ile yapacağız şimdilik. Dışarıdan bu bilgileri alıyorum. Bu da benim veri tabanımda employees içerisinde Nancy W. First name ve last name, ad soyad bilgisi. Bu kullanıcıyı alacağım. Yani veri tabanında varsa ben formda arka tarafa geçirmek istiyorum kullanıcıyı. Bunun için çift tıkladım. Öncelikle benim entity nesneme ihtiyacım var. Bunu gerçekleştirebilmem için. Bu nesne benim data tarafında çalışabilmemi sağlar. DB'yi oluşturdum. Bir giriş metodu yaptım. Dışarıdan ad ve soyad bilgisi alıyor. Ve geriye boolean değer dönüyor. İçeride iki yöntem kullandım. Bu yöntem birincisi iQueryable interface'i üzerinden yapmak. Bunda yaptığım sorgu hatalı değildi ama performans olarak düşüktü çünkü ben dışarıdan iki tane kayıt alıp burada sorgu yapıyordum. Sonuç olarak bir kaydın şuradaki tüm sütunlarını alıyordum. Bakın, uzun ve gereksiz tüm değerleri istiyordum burada. Halbuki benim burada yapacağım şey bu kullanıcı veri tabanında var mı yok mu? O zaman en basiti employee ID almak benim için yeterliydi. Bunu aldım. Ama buradaki sorguda tüm satırı aldığım için bu performanslı değil dedik. Daha stabil, düzgün bir şekilde performanslı yöntemi de şu. Filtreleme yaptım. Dedim ki bunları al, select, bana sadece employee ID'sini getir. Employee ID, bu sonucu aldım. Sonuç işte sıfırdan büyükse enumerable.count ile, sıfırdan büyükse true değer dönecek, değilse false. Burayı yaptık. Bu metot. Giriş yap butonu içerisinde diyorum ki buna dışarıdan ad ve soyad değerlerini ver metoda. Bu true ya da false döndürecek. Bu da başarılı mı boolean değişkenine gelecek. If başarılı ise bu true, true ise ana formu oluştur instance'ını. Bu formun yani giriş yapın visible'ını false yap görünürlüğünü ve ana formu show yap göster. As ise başarısız diye mesaj box'ı çıkar. Burası bu kadar. Öncelikle uygulamaya bakalım bir. Bu ekrana geleceğiz birazdan. Burayı zaten detaylı yaptık. Sonra buraya geçeceğiz. Giriş yaptıktan sonra ana forma geçiyor. Ana formda şu işlemleri gerçekleştirdik. Bilgileri doldurduk. Öncelikle ürün toplama hesapla. DB products count. Ürünleri topla, string'e dönüştür, yaz. Stokta bulunan ürünler için products içerisinde ver işlemi gerçekleştir. Units in stock değeri sıfırdan büyük olan kayıtları al, bunları topla, toString ile string olarak buraya yaz. Çünkü stokta bulunan ürünlerin toplamını istedik. Stoğu tükenenler ise tek farkı sıfırdan büyük değil sıfır olanlar. Bunları aldık. En pahalı üründe şunu şöyle değiştirebiliriz.
Çünkü products içerisinde order by yap, sırala, deskenlik yani tersten, büyükten küçüğe ya da Z'den A'ya doğru. İçerisinde bu sıralamayı unit price'e göre, birim fiyatına göre yap. Çünkü en pahalı ürünü istiyorum. Sonra da select product name'i istiyorum ben. Bu ürünün adını istedim çünkü. Ve first dedim çünkü sıralamanın ilkini getir. SQL tarafında karşılığı count. Count 1. İlki. Daha sonra düzeltiyorum. Count değil, top. Top 1. Tepedekinin getir. 2. Terse bile çevirsen tepede top var. Top 1. En ucuz olan da aynı mantıkta. Da sizin geldiği için doğrudan yazabilirim. Burada da normal order by çünkü A'dan Z'ye birden çoğa doğru gidecek bu. Eskendiğin tersi. Bunda da aynı şekilde first'ı al dedim. Ve en ucuzu almış olduk. Sonrasında BTN ürün işlemleri klik var. Şu. Buna tıklayınca o formu aç dedim. Bu şekilde. Şimdi o forma geçelim. Burada epey bir detaylı çalıştık aslında. Diyorum ki form açıldığında ben tüm ürünleri listeliyim DataGrid'de. Ve veri ekleme için de şu formu kullanacağım. Yalnız kategori ve tedarikçi bilgisi form load olurken dolması gerekiyor. Bu nedenle bunları da hazırlamalıyım. Tabii şuradaki veri de aynı şekilde dolması lazım. Öncelikle ürün istatistikleri. Bunlar ana formla aynı. Sağ üstteki şu kısım. Ürünleri getir, bizim data gridimizi dolduruyor DG ürünler. Burada da dedim ki ben tüm ürünleri istemiyorum. Sadece 5 sütun olarak 5 bilgi getir bana. Bunları toList ile buraya yazdır. Tedarikçileri getir de combo box'ta tedarikçileri listeleyeceğim. Suppliers.toList data source olarak ekle. Display ve value member'ını belirt. Kategorileri getir. Aynı mantıkta kategorileri listeledik. Ürün ekle işlemine geldik. Burada şurada bilgileri dolduracağım. Kategori tedarikçiyi seçeceğim. Buradan bilgileri vereceğim. Ekle dediğim zaman benim ekleme işlemini gerçekleştirecek. Öncelikle bir product nesnesi oluşturdum. Ürün. Dedim ki dışarıdan gelen ürün ad boş değilse şunu yap. Boş ise şu olsun. İçerisine ben dışarıdan gelen bilgileri atadım. Product name'e ürünün adı text box'tan. Kategori ID'sine combo box'tan seçilen kategorinin ID'si, value'su. Supplier ID de aynı. Unit price, numeric up-down içerisinde seçilenin value'su. Units in stock bu short değeri alıyor. Burada stock adetin value'sunu verdim. Ve ürün ekle metoduna geldi. Buna atadım. Ürün ekle içerisinde product alıyor ve dbproducts.add dediğinde bunu ürünlere ekledi. Sonra da Entity Framework ve Save Change ile bu işlemler veri tabanına işleniyor.
Save Change'i çağırdım ve geriye true değer döndürdüm. Sonuç artık true değerine sahip. If sonuç true ise işlem başarıyla gerçekleşti. Değilse hata ile sonuçlandı. Sonrasında da hani yeni veri ekledim. O veri de data grid'de görünmesi için ürünleri getiri tekrar çağırdım. Bu da aynı ürünlerin verisini tekrar buraya eklemiş oldum. Burada performans kısımlarından bahsedeyim. Önemli. Mesela ben giriş yaptım. Şuradan. Ben burada kullanıcıyı aldım mı? Kullanıcıyı aldım. Burada uygulamanın içerisinde kullanıcı bilgilerine ihtiyacım olabilir. Formda. Mesela işte Cihan Özsan hoş geldiniz. Sayın Cihan Özsan hoş geldiniz uygulamaya. Gibi. Bu bilgiyi nasıl elde ederim? Ben normalde burada bilgileri aldıysam sonuç içerisine burada sadece ID'yi aldım. İlk yaptığımda bütün bilgileri almıştım. Benim içeride ihtiyacım olacak bilgileri burada alırdım. Burada da onu bir liste olarak neyi çağırıyorum ben? Formu. Ana forma bir yeni constructor yapardım. Buradan onu gönderirdim. Bunu gönderdiğimde artık ben ana form içerisinde onu kullanabilir olurdum. Mesela örnek gösteriyorum. Yazmayın. Product alsın diyelim. Ürün. Ben bunu burada oluşturacağım gelen ürün içerisine verdiğim zaman artık o gönderdiğim örneğin benim giriş yapan kullanıcının bilgileri artık bu formda var. Ben bunu istediğim gibi kullanırım. Örneğin bu e-mail'i. Mesela bir işlem yaptım. E-mail göndereceğim. Olabilir. Hatalarda bu kişiye e-mail gönder gibi. O zaman ben buradan doğrudan e-mail'i alabilirdim. İhtiyacım olmadığı için biraz kasmayalım diye o tarafı yapmadım. Velhasıl bu bilgi aktarımı yapılarak performans artışı sağlanabilir. Çünkü ben bunu yaptığım zaman şuraya da gelelim. Artık iki tane overload var. Burada da ne yaparım? Gerçi şu an elimde ürün yok, o yüzden yapamayacağım. Ama şunu yapabilirdim. Mesela ben şu anki halimde employee ID gönderdim ya. İçeride ihtiyacım olsa aslında tekrardan sorgu yapmam gerekecek. Mesela user ID olarak düşünün. Bu kullanıcının tekrar bilgilerini almanız gerekiyor. Varsayalım adını, soyadını, e-mailini alacaksınız. Sen burada ana forma onu göndermediğinde tekrar sorgu yapman lazım. Ben burada employee ID'yi gönderirsem diğer forma bu sefer gene sorgu yapmam lazım. Çünkü employee ID elimde ama veri yok, bilgi yok. Ama ihtiyacım varsa ben buradan o bilgileri göndererek performans artışı sağlamış olurum. Sorgulardan kaynak kazanmış olurum. Bunlar püf noktalar. Mesela burada da aynı. Ben ürün istatistiklerini iki yerde kullandım. İki kez sorgu yaptım. Değil mi? Hem burada hem de şurada. Bunu bir class yapıp doğrudan ya da şöyle diyeyim. Class'a da gerek yok. Aynı şekilde sorgu gerektirir çünkü. Ben burada yaptım. Buradaki bilgileri de bir sınıf haline getirdim. Bu sınıfı da arka forma gönderdim. Ana forma. Bilgiler var mı? Var.
Neden tekrar sorgu yapayım? Ha şu denebilir. Ben buna girdim. Ama o anda başka ürün de girilmiş olabilir. Farklı sistemler kullanıyor falan. Onlar sürekli dinamik olsun derseniz o ayrı. Sadece seçenek bunlar. Buraya kadar işlemler böyle.